Doktor bey. Doktor bey, bir şey diyorum. Gülali bir görseydim ha. Tıbben bir sakıncası yok. Fakat maalesef kaymakam beyin kesin emri var. İfadesi olmadan kimse içeri giremez. Sağ ol. Anlıyorum. Gülhayat. Halit Bey'i hapse atarlarsa... Allah yardım ediyor işte bize abla. Halit'in en büyük korkusu yeniden hapse düşmek. Muhakkak dayanamaz asar bu sefer kendini. Benim de istediğim bu zaten. Hele bir defter kaymakamın eline geçsin. O zaman kutlayacağız Halit'in sonunu. Gülhayat, sen bu Halit'in durumuna bir başka türlü seviniyorsun. Abla ne demek şimdi bu? Sen çok iyi biliyorsun ne demek bu. Ama boş hayallere kapılmanı istemiyorum kızım. Sonra çok üzülürsün. Senin Gülali'yle kavuşmanın önündeki tek mani Halit değil. Bunu sakın unutma. Biliyorum abla, biliyorum. Ama bırak da hayal kurayım bir abla. Ne o? Oturamıyor mu Halit ha? Benzemez tabii senin Koran Yunsedirlerine. Garibanın durumu bu. Sen bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Ben bilmem ha, öyle mi Latif? Doğduğumda benim başımın üzerinde dam yokmuş. Etrafımda da dört duvar. Ben ormanda doğdum, kas kafalı. İster inan, ister inanma. Böyle bir kodeste başkasının kaderini yaşadım. Ve gençliğim heba oldu. Sen beni anamdan ağa mı doğdun zannediyorsun? Kuş beyinli. Ne oldu oğlum? Haber var mı Halit Bey'den? Seyit de gitti gelmedi hala. Yok Esma kadın. Ben de ondan döndüm. Babamı salmıyorlar bugün. Bir de bazı evraklar lazım oldu. Onun için geldim. Peki Gülal'den haber var mı? Durumu nasıl? İyi, ciddi bir şey yok. Çıkarırlar onu birkaç güne. Acelen var herhalde. Hadi git bakalım, git. Esma ana. Ay Esma kadar taş düşsün başına. Esma ana. Ne var? Şu çamaşırlar bitince benim odaya bir bak. İşler var. Senin o yılan başını ezeceğim ama dur bakalım ne zaman. Bekliyorum. Faytoncu dur burada. Ne oldu Gülayet? Abla kızma bana ne olur ama gitmem lazım. Nereye? Ha vallahi sen ifle almayacaksın anlaşıldı. Gidelim faytoncu. Ne duruyorsun? Gülali'yi görecektim ben. Göremezsin, yasak.
Epeyce yorulmuşsunuzdur şimdi siz. Bütün geceden beri olmadı, kolay kalmadı. Şimdi de kapı nöbeti. Yanlış anlamayın. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Görevimiz bu bizim bacım. Bir şey isterseniz, acıktıysanız, susadıysanız bana söylemeniz yeterli. Ben hemen gider alır gelirim. Bir isteğimiz yok bacım, sağ ol. Memleket neresi? Malatya. Tezkereye çok var mı? 134 gün kaldı. Memlekette yavuzun var mı? Var. Ya senin? Benim yok bacım. Begül hayat. Begül hayat. Allah'ından bulasın. Birini hastaneye, ötekini hapishaneye düşürdün. Ne musibet kadınmış bu be. Öyle deme amca, günahtır. O kadın düşmüştür. Düşmüş olmak zordur amca. Allah günahlarını affetsin, ne diyeyim. Hiç mi içeri girme şansım yok? Bacım, kaymakam beyin kesin emri var. Bir gelip görürse mahvoluruz. Arkadaşın olmaz diyor. Ama sen halden anlayan birine benziyorsun. İki laf edip çıkacaksın. Çok önemli olması istemezdim. Olmaz. Tezkereni alınca bizim mekana gel. Kapıda adımı varman yeterli. Yalnızca senin için dans ederim. Başka neler neler yazsanı bir bilsen. O zaman beni affeder miydin? İnsanın gözünü kör edermiş. Biri aşk, biri nefret. Ben çok uzun süre bu duyguyla beslendim. Koca bir ağacın içini saran kurtlar gibi bu duygu beni yedi bitirdi Ali. İçim hoş bir ağaç kabuğuydu. Seni görene kadar. Seni görünce kanım yine akmaya başladı. Kurumuş dağlarım filizlendi.
Halit'e duyduğum kin ve nefretle sana duyduğum aşk her gün birbirleriyle dövüşüyorlar. Hangisi galip gelecek ben de bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi ben Ali'ye? Bana bir şey söyle. Temiz çamaşır da koydum. Babam özlemiştir senin yemeklerini. Şimdi çok sevinecek. Allah bu erzakları bırakandan razı olsun. Amin. Çok selamet babana. Evi boş bırakamadığım için gelemediğimi söyle. Tamam anne. Anne, ben yokken Halit Ağa'nın köpeklerinden gelen olursa sakın açma kapıyı. Hı hı. Halit Ağa'yı da atmışlar içeri. Şimdi gidince denk gelirsem hesabını soracağım bize yaptıklarını. Kızım, hoş geldin. Baba nasılsın? İyiyim kızım. Koskoca Halit Ağa babamın hücresine komşu olmuş. Gördün mü Halit Ağa? Bize ettiğin zulüm karşılıksız kalmadı. Armut dibine düşermiş ha Latif. Kızına söyle dinle mukayyet olsun. Senden de evimize gönderdiğin köpeklerinden de korkmuyorum Halit Ağa. Kızım yapma. Neden baba? Neden susuyoruz? Sen büyüklerin işine karışma. Annem senin için. Kızım, bunları alacak parayı nereden buldunuz? Kasabada hala iyi insanlar da var baba. Yok beyefendiciğim, buranın salonu bize olmaz. Kızlar nerede oynayacaklar? Millet nerede oturacak? Bize daha büyük bir yer lazım. Tabii abla, burası olmaz, çok küçük. Burası olmaz da olacak yer de yok ortada. Marika Hanım, hem acele diyorsun hem de hiçbir yeri beğenmiyorsun. Zaten kasabanın çoğu sana ev vermiyor. Gidin diye bakıyor. Verenler de bunlar işte. Beğeneceğim birini. Ah Gülayat Ağa, bitirdin bizi. Bakalım şimdi ne yapacağız? Sen beni mi takip ediyorsun? Halit Ağa'nın hapsi boyladı, seni de bizi takip et diye mi görevlendirdi? Yok, ben takip etmiyordum. Bak Halit Ağa'nın da babamın yanını boyladı şimdi. Yan yana hücrelerdeler. Git bir bak. İnşallah bir ömür içeride kalır o Halit. Öyle deme. Niye demeyeyim be? Adam bizim ocağımıza incir ağacı dikecekti. İnşallah bir ömür içeride kalır. Halit Ağa'm... Güzel oturuyorsun. Ben de Esma Ana nerede kaldı diyordum. Olmuyor ama böyle Esma Ana. Babam evde yok diye işleri boşlamayacaksın.
Evin hanımı var, küçük beyi var. Akşama ne yiyeceğiz? Hem sen benim odama niye gelmedin bakayım? Bana bak. Alırım ayağımın altına o yılan başını ezerim, bir daha hiç sesin çıkmaz. Çık içinde, hadi! Aa, ne bağırıyorsun öyle gebek adına? Ya çocuğuma bir şey olursa? Tövbe tövbe. Zuhal, çık mutfağımdan, hadi! Aman be, otur sen mutfağında. Ben de kendi yerime, salonuma geçeyim İsmail kadın. Uğursuz. Bu aileye girdiğinden beri başımız beladan kurtulmadı zaten. Of. Of. Cemal, ah! Karakola gitti, başına dert açacak şimdi. Halida'yı kurtarayım diye, dün akşam Gülali ile beraberdim diyecek. Ya bu suçu Cemal'in üstüne atarlarsa? Seyit! Ah, Seyit de gelmedi. Hay Hoş geldin Emine. Geçsene içeri. Yok geçmeyeyim. Çok iş var evde. Bir bakayım dedim nasılsın diye kapıdan. Kız gelsene, iki dakika anlatacaklarım var sana. Gel. Gel. Kız. Halit Ağa'yı tutuklamışlar ha. Ay sorma. Sabah jandarmalar geldi. Gülali'yi bıçakladın diye alıp götürdüler babamı. Aa, kız sahiden yapmış mıdır o? Vallahi bilmiyorum. Dün akşam Gülayat geldikten sonra babam bir ara ortadan kayboldu. Dışarı çıkmış. Sonra da biz akşam yemeğini yerken geri geldi. Hatta ben de baba sen dışarıda mıydın diye soracak oldum. Sormaz olaydım. Bir kızdı bir kızdı. Ne zaman evime girip çıkacağımı sana mı soracağım diye bağırdı. Anlayamadım vallahi. Kız Halit'i mi bıçakladı diyorsun yani? Ay ben nereden bileyim Emine? Tövbe tövbe, hem öyle bir şey der miyim? Hayır, anlayamadığım şey, tam Gülayat'ı getirdiği gece niye gidip Gülali'yi bıçaklayıp başına iş alsın ki? Gülayat kara kedi gibi girdi baba oğlun arasına. Ay sorma vallahi. Bir de bir şeye benzese bari. Akşam bizimle aynı sofraya bile oturmadı. Kendi yemeğini odasına istedi hanımefendi. Bir afra bir tafra sanki kraliçe. Kız sabah Halit Ağa götürülürken ne yaptı? Ay ne yapacak? Bizim gibi öyle baktı durdu. Sonra da pılısını pırtısını topladı gitti. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Halit Ağa'yı duydum da bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Ha. Ben artık kalkayım. Hadi size iyi günler. Güle güle. Zuhal. Her gelip gidene evde olup biteni anlatmıyorsun değil mi? Ben nerede ne konuşacağımı iyi bilirim Esma Hanım. Hiç merak etme sen. İyi günler Kaymakam Bey. İyi günler. Hayırdır, babana mı gidiyorsun? Evet efendim. Sabah size uğradım Nazlı'yı göreyim diye ama. Nazlı hasta evladım. Bir süre okula falan gidemez. Ben de onu diyecektim. Nesi var? Dün sapasağlamdı. Çocukluğundan beri immün sistemi zayıftır Nazlı'nın. Adı gibi Nazlı'dır. Böyle ara ara hastalanır, yatar birkaç hafta. Bir doktora falan niye göstermiyorsunuz Kaymakam Bey? Doktorluk bir durum değil. Bünyesi zayıf kızımın. Rahmetli annesi de öyleydi. Bu durumda nikahı biraz ertelemek durumunda kalacağız, öyle mi? E tabii erteleyeceksiniz. Bak abin hastanede, baban hapishanede. Sen nikah mı yapacaksın? Nazlı'nın hastalığına gelene kadar. Ben bir konuşayım diyorum komutanla. Hiç ihtimal vermiyorum babamın yaptığını. Zaten o da yapmadım diyor. E tabii yapmadım diyecek. Yaptım diyecek hali yok ya. Araştırıyorum konuyu. Belki bir görgü tanığı. Gece abimin evine girip çıktığı görülen biri var mı diye bunları soruşturuyorum. Komutanla biz ilgileniyoruz. Sen gönlünü ferah tut evladım.
kurtulayım. Bana iftira atan Gülali'ye de, arkamdan atıp tutan kasabalıya da haddini bildireceğim. Yine kötülük planlayacağına, buradan kurtulmaya dua et. Sen ne arıyorsun burada Cemal? Selahattin nerede? Gele gele sen mi geldin porsuk? Cemal. Cemal. Başını kaldır. Kaldır başını, yere bakma. Başın hep dik olacak Cemal. Gözümün içine bak. Kaldır kafanı. Gözlerimin içine bak. Hah. İşte böyle. Söyle bakalım ne söyleyeceksin. Sen benim ağamsın. Allah'ım sen beni bu deliyle uğraştırıyorsun ya. Gel. Komutanım, Halit Karadağ Cemal kapıda. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Buyur. Senin yüzüne ne oldu? Şikayete mi geldin? Yok komutanım, ben şikayete gelmedim. Başka bir şey konuşacaktım. Söyle bakalım, benimle ne konuşmak istiyorsun? Halit ağam. Hala! Allah aşkına bir! Aç diyorum sana, hala! Beni kilitleyemezsin! Açmazsan camdan bağıracağım. Tamam. Kızım. Babam bin kere tembih etti. Bana niye kızıyorsun ki? Nazlı. Nazlı. Benim Gülen'i görmem lazım hala. Nazlı yapma kızım. Bu evden çıkmaman lazım. Bırak şu Gülali'nin peşini. Katil yapacaktı seni. Hapislerde çürüyecektin. Sen akıllı kızsın. Muannemesin sen. Nasıl yaptım ben bunu hala? Nasıl yaptım? Gülali'nin evinden çıktıktan sonra hiç oyalanmadın mı? Bir yerlere uğramadın mı? Halit Bey'in evine giderken o işini bitirip geri dönmüş olabilir mi? Yok, ben Gülali abimin evinden çıktım. Halit ağamın evine gittim. Ağam evdeydi. Halit ağanın evde olduğuna emin misin Cemal? Eminim. Peki sen gittin sırada ne yapıyordu? Dışarıdan gelmiş gibi bir hali var mıydı? Ya da bir telaşı? Yoktu komutanım. Girdiğin sırada diyorum. Ne gördün? Ben biliyorum, Halit ağam evdeydi. Hatta tokat attı bana. Ben yere düştüm. Buram o yüzden öyle oldu. Ama önemli değil. Söylemezsem günah olur. Halit ağam evdeydi. Herkes onun için yalan söylüyor ama ben biliyorum, evdeydi. Asker. Buyurun komutanım. Halit Karadağ'ı buraya getirin. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor asker? Uzat ellerini. Nereye götürüyorsun beni? Komutan çağırıyor Halit ağa, yürü. Oğlun ölmüştür, asmaya götürüyorlardır seni. Kapa çeneni uğursuz herif. Beni neden çağırdın komutan? Tıktın beni içeri. Ne arayan var ne soran.
Nerede benim avukatım? Selahattin nerede? Sesini yükseltme Halit Karadağ. Bunun ne işi var burada? Yoksa bu da beni şikayete geldi. Seni şikayet ettiği falan yok. Keşke etse. Sen bu çocuğa dua et. Anlamadım. Onun sayesinde serbest. Suçsuz olduğuna dair ifade verdi. Çözün kelepçeleri. Yalnız henüz bu iş bitmedi Halit Bey. Cemal sadece suçsuz olduğuna dair ifade verdi. Azmettirdiğine dair en ufak bir delil bulursam gözünün yaşına bakmam, yine içeri atarım seni. Komutan, ben yapmadım. Yaptırtmadım da. Nasıl bir adamdır bu? Halit Karadağ. Baba. Baba. Hiçbir işe yaramıyorsun avukat. Nasıl çıkar bu adam dışarı? Nasıl çıkar? Nasıl serbest bırakırsın Halit'i komutan? Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Oturun kaymakam bey, sakin olun. Bir tanık çıktı. Ne görmüş? Akşam Gülen'in evinde en son o varmış. Kim? Kim varmış? Cemal. Bizim Cemal mi? Akşam Gülen ile beraberlermiş. Kimin yaptığını mı görmüş? Hayır ama Halit Karadağ'ın yapmadığı belli. Cemal ifade verdi. En son Gülen'in evinden o çıkmış. Sonra doğru Halit Ağa'nın evine gitmiş. Halit Ağa da o sırada evdeymiş. Belki yaptırdı. Onu araştıracağız. Azmettirdiğine dair bir delil bulursam hemen içeri alırız. Ama sadece bir şüpheyle kimse içeride tutamam. Neyse. Babam serbest bırakıldığına göre ben de gideyim. Ha bu arada Latif'in mahkeme sevkiyle ilgili bir gelişme olursa beni haberdar edersiniz değil mi komutan? Tabii ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Tam köşeye sıkıştırmışken gene kaçtı. Şeytanla anlaşması var bu şerefsizin. Hey, ağam. Söyle. Ben senden bir şey isteyecektim. Beni kurtarmanın karşılığı olarak mı Cemal? Yok ağam, estağfurullah, olur mu öyle şey? Öyle değil. Her ne isteyeceksen benden isteme. Hiç kimseden isteme. İstediğini ellerinden almasını bil Cemal. Cemal, ben küçükken istediklerim olsun diye geceleri dua ederdim. Ama hiçbir şey olmadı. Hayatın düzeni başka türlü çalışıyormuş. Bunu öğrenince de istediklerimi kendi ellerimle almayı öğrendim. Ve sadece İstediklerimi almak için işlediğim günahların affı için dua ettim. Sen de öyle. İşlerin var. Dokunma bana. Bana çok yeminler bozdurdun Gülhayat. Ama artık olmaz. Bir şey olsun diye gelmedim abi. Merak ettim de geldim. Gelme o zaman. Git. Çok geldin. Ama her seferinde gittin. Sıkıldım artık senin bu oyunlarından. Bana artık oyun oynama. Merak falan da etme. Doktor! Hemşire doktor! Hemşire doktor çağırın doktor! Ne oldu? Nesi var?
Çabuk tampon getir. Çıkmış bu içeriden. Salmışlar mı, kaçmış mı acaba? Kaçmış olsa böyle dolanamaz ortalarda. Bulmuştur bir yolunu bu şerefsiz. Yavaş konuş sus, duymasın şimdi. Neden susuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Konuşsanıza! Bu sabah ellerim kelepçeliyken hepiniz aslan kesildiniz. Hadi. Aranızda karşıma dikilip konuşacak bir baba yiğit yok mu? Halit Karada, sen bize zulüm yapıyorsun diyecek yok mu? Ama zulmü bundan sonra göreceksiniz. Benden para istemeye gelince Halit Karada iyi adam. Ama ödemeye gelince Halit Karadağ kötü adam. Ulan ben size zorla mı borç para veriyorum ha? Zorla mı? Adam olun da günü geldiğinde borcunuzu ödemesini bilin. İşte çıktım geldim. Halit Karadağ geri döndü. Bundan böyle her şey değişecek. Her şey. Ama sırayla. Göreceksiniz. Şimdi yandık. Şimdi tam yandık ahali. Zaten gül ayaklar benim yanımda. Hepiniz ne yapıyorsunuz? Gitsene artık sen. Halit Ağa'nın konağına hanım oldun artık. Ne de olsa koskoca ev. İşin gücün çoktur. Yapma Ali. Konuşma böyle. Sen benim gözlerim içine bakarak Halit Ağa'yı sevdiğini söyledin Gülahat. Hapse girince sevgim mi bitti? Hı? Ama merak etme bak ölmedim. Yakında çıkar. Sen de evine dönersin. Benim derdim konakta değil evde. Gözümde ne para var ne pul. Derdin ne senin Gülayat? Tek hayalim bütün bunların nedenini sana anlatabilmek Ali. Birlikte temiz bir sayfa açabilmek. Senin defterinde temiz bir sayfa kaldı mı ki? Çek elini üstümden! Komutan haber ver, koş! Tanrı serbest bıraktı beni! Çekil dedim! Çekil! Çekil içeri, geçiremezsiniz. Ali! Thank you.
Sen öyle bir adamsın ki Gülale. Sırf beni içeri attırmak için kendini bıçaklamış bile olabilirsin. Gülhayat'ı burada görünce bundan iyice emin oldum. Ve sen bu maskaralığı yapmak için Gülhayat'ın benim evime geldiği geceyi seçtin. Aklıma mukayyet ol. Senin yaşadığını görmem lazım. Senin katilin olmadığımı görmem lazım. Allah Allah. Bu da bugün bir geliyor bir gidiyor. Ne oluyorsa. Sen babamın odasında? Babamın durumuyla ilgili bazı evraklar lazım oldu. Onları almaya geldim. Ne evrakıymış o? Hukuki şeyler. Anlatsam anlayacak mısın? Senin okuman yazman bile yok. Okumam yazmam yok ama kafam çalışıyor benim çok şükür. Hem babama sorarım elbet. Selahattin böyle gelip odanı karıştırıyordu acaba haberin var mı diye. Hayır, senetleri çaldığından beridir gözünüz üstünde olsun diyordu da. Zuhal. Senin sadece babamın mirasının peşinde olduğunu ve bu eve taşınmak için abimin aklını karıştırıp ne numaralar çevirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Beni tehdit ederken iki kere düşün. Bak, senden daha kurnaz biri var karşında.
Yürü bak işine Selahattin. Şeytan mı var senin içinde? Akıllı ol Zuhal. İnan düşmanım olmayı hiç istemezsin. Selahattin. Ne? Sen bugün bir geliyorsun bir gidiyorsun. Halit Bey'den haber var mı? Seyit gitti gelmedi. Cemal'den de haber yok. Ay, meraktan çatlayacağım. Babamı saldılar Esma kadın. Merak etme gelirler birazdan. Peki kim bıçaklamış? Buldular mı? Yok daha belli değil. E sen nereye gidiyorsun? Biraz dolaşacağım Esma kadın. Halit Bey'i kurtaracağım diye inşallah başına iş açmadı. Geçin lan karşıma. Geçin lan karşıma! Bıçakladınız lan Gül Ali'yi. Yok ağam. Biz niye bıçaklayalım Gül Ali'yi? Yalan söyleme lan. Gül Ali'yi siz mi bıçakladınız? Yok ağam. Vallahi biz yapmadık. Biz yapmadık ağam. Nafiz. Madem öyle al bu salakları. Bana Gül Ali'yi bıçaklayanı bul getir. Bu işi becerdin becerdin. Beceremedin. Seni mağlul önlemekle yaparım. Babam da birbirinizden delisiniz be oğlum. Olmayacak işler yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım amca. Halit nerede şimdi? Ben gidip bakayım şuna. Nerede olacak? Evde şimdi Gül'e yattı ya ağlıyordur. Gül'e tanıma bir fenalık yapmış olmasın? Burada gördüyse ağam delirmiştir. Hiçbir şey yapamaz Cemal. Sen de git bu haline koru onu. Ondan sonra dikil babanın karşısına. Birbirinizi yiyin o kadının yüzünden. Amca. Hiç bakma Ali öyle bana. Hiç bakma. Sen mi Halit mi ne yapacaksanız yapın artık. Yahu kasabalının diline düştünüz. Maşallah karakollardan hastanelerden çıkamaz olduk. Ali bu iş böyle yürümez. Bu iş böyle yürümez oğlum. Amca. Yorgun zaten gitmiyorsun. Ne olur. Oh. Hadi sana geçmiş olsun. Ben de geleyim Seyit Baba. Seviyorum lan seni.
aşıktım sana. İşe yarar mı abi? Kan lekesi mi var onda? Ver bakayım.